Bu video Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. Kevser Suresinin Fazilet ve Havvası Kur'an-ı Kerim'in 108. suresidir. 3 ayet, 10 kelime ve 42 harften ibarettir. Bu mübarek sure El-Adiyat suresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. 3 ayet-i kerimeyi içermektedir. Resul-i Ekrem'e ihsan buyrulan Kevser'i bildirdiği için kendisine bu isim verilmiştir. Bir ismi de Nar suresidir. Bundan evvelki Elma'ın suresinde dini yalanlayan bir şahsın pek kötü vasıfları bildirilmişti. Bu surede de Allah'ın dinini yaymakla emrolunan yüce peygamber olduğunu, hayır ve bereket ile kendisinin yüce değerlerinin bildirilmesinden dolayı bu iki mübarek sure arasında nazara dikkati çekecek bir münasebet vardır. Yine bu sure Duha ve İnşirah sureleri gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme has onunla ilgili olan bir suredir. Kevser suresinde Yüce Allah müşriklerin çeşitli kötülüklerine, hakaret itiraf eden konuşmalarına karşı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi teselli etmektedir. Peygamber'e çeşitli iyiliklerle vaatlerde bulunmakta, onu Allah'a karşı şükür vazifelerini yerine getirme yoluna sevk etmekte ve onun düşmanlarının acı akıbetlerini haber vermektedir. Ebu Umame'den rivayetle dört şey arşın altındaki hazineden indirilmiştir. Fatiha, Ayet-el Kürsi, Bakara suresinin son iki ayeti ve Kevser suresi Enes radiyallahu anh'tan rivayete göre Kevser suresi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O cennette bir nehirdir. İki yanında inciden kubbeler vardır. Ey Cibril bu nedir dedi. Allah'ın sana verdiği Kevser budur dedi. Enes radiyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette dolaşmaktayken iki kenarı inciden kubbelerle donatılmış bir nehir bana gösterildi. Görevli bu nedir diye sordu. Bu Allah'ın sana vereceği kevserdir dedi. Sonra eliyle nehrin çamuruna dokunarak misk çıkardı. Sonra beni Sidretül Münteha'ya çıkardılar. Orada çok büyük bir nur gördüm. Abdullah bin Ömer radiyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kevser cennette bir nehirdir. İki kıyısı altındandır. Nehrin yatağı inci veya kuttandır. Toprağı miskten daha hoştur Suyu baldan daha tatlı ve kardan daha beyazdır. Enes Radiyallahu anhu'nun bir rivayetinde ise öyle cennette sütten daha beyaz, baldan daha tatlı bir nehir gördüm. Orada boyunları melez develerin boyunları gibi olan yeşil kuşlar var. Kim o kuştan yer, o sudan içerse rızvanı yani Allah'ın kendisinden razı olması mertebesini elde eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kevser nedir biliyor musunuz? Oradakiler de Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki, o aziz ve celil olan Rabbimin cennette bana verdiği bir nehirdir. Onda pek çok hayır vardır. Ümmetim kıyamet günü ondan içmeye gelirler. Kapları yıldızların sayısıncadır. Ümmetimden kimileri ondan çekip uzaklaştırılır. Bunun üzerine ben, ey Rabbim, doğrusu o da benim ümmetimdendir derim. Bana denilir ki, senin arkandan onların ne yaptığını sen bilmezsin. Bu hadisi şeriflerden sonra gelelim surenin bazı havaslarına. Kevser suresi de havas eserlerinde fazla bahsedilmeyen bir iki özelliği yazılan suredir. Bu Kur'an'ın en kısa suresi olup ama hacmi çok geniş olan surenin bizim tarafımızdan tespit ettiğimiz bazı özellikleri şöyledir. 1. Niyet ettiği şeyi rüyada görmek için Nasr suresini 5 kere okuyup her biri bir parmağını üfleyip sonra Salavat-ı Şerife, Fatiha-i Şerife ve Kevser suresini okuyup yatsa niyet ettiği şeyi rüyada görür. 2. Bu sureyi bin defa okuyan muradına erer ve Efendimiz'i rüyasında görür. 3. Sıtma ve humma gibi hastalıklarda hastaya bu sure ile tütsü yapılırsa şifadır. 3 kağıda yazılacak. Birincisine inna taynakel kevzer, ya şafi Allah, ya Allah, ikinciye vesalleri Rabbü kevendihar, ya kafi ya Allah, üçüncü yazılacak olan inne şaneki veleb ya müafi ya Allah. 4. Meşru daire içerisinde aralarında muhabbet olmasını istediğin dargın, evli, eş vesaire kimseye bir tatlı şeye 77 kere Kevser suresini okuyup yedirse ziyadesiyle muhabbete vesile olur. 5. Yine ailevi sıkıntılarda eşler arasında veya çocuklar arasındaki küslüklerde, sürtüşmelerde evin içinde bir hafta içinde bitecek şekilde 1000 Kevser suresi okunması bu hastalıkların dağılmasını sağlar. Okumaya mümkünse cuma günü namazdan önce kuşluk vakti başlanılsın ve sonraki cuma bitecek şekilde okunsun. Bu defalarca tecrübe edilmiştir, gaflet etmeyin. 6. Kutbüttin izni ki, diyor ki, bir kimse yatacağı vakit Kevser suresini okursa ve derse ki, Ya Rabbi beni sabah namazına uyandır, derse Allahü Teala'nın izniyle o kimse sabah namazına uyanır. 7. Erkekliği bağlı olan için yumurta iyice kaynatılır, kabukları soyulur ve üzerine Kevser suresi yazılır. Yumurta gelinin saç teliyle uzam, Gelinin saç teliyle uzunlamasına kesilir ve yarısının geline yarısını da damada yedirilirse biiznillah bağ çözülür. 8. Yine bir cuma akşamı Mansur suresi 41 defa, Kevser bin defa okunsa ve atılsa peygamberimizi rüyada görür. 9. Yine muradına ermek için 1000 defa okunsa mücerreptir. 10. Bilmediğin bir şeyi öğrenmek veya bir şey hayır mı şer mi bilmek için rıza Lillah iki rekat namaz kılıp peşinden Enam 75 ayetiyle beraber Kevser suresini 45 veya 101 defa okuyup yatan merak ettiği şeyi rüyada görür. 11. Göz aralarında bulanık ve puslu görmelerde sabah namazı sünneti ve farzı arasında surenin harfleri adedince yani 42 kez okuyup gözlerine mezhederse ve buna 3-5-7 gün devam ederse şifadır biiznillah. 12. Bu sureyi Ramazan'da hayırlı bir günde yazıp üzerinde taşıyan ve devamlı okuyan düşmanlarına karşı galip olur. 13. Tıbben çocuk sahibi olamayanlar bu sureyi Nisa 1 ayetiyle beraber 42 defa 3 gün üst üste 3 adet kırmızı elma veya 3 adet rafadan yumurta üzerine okuyup yeseler ve 1 saat sonra eşleriyle beraber olsalar gebe kalırlar biiznillah. Lakin kadın adetten çıkınca 14-18 günleri arasında bu yapılsın. 14. İfrit musallat olmuş kişilere 72 ayetel kürsi başında elif lam mim olmak kaydıyla 7 tarık, 7 zilzel, 21 inşira, 11 kevser, 17 şerkez, ihlas, felak ve nası bir miktar suya ve zeytinyağına okuyup bundan sonra hasta iyi katılıp ve en az 21 gün İçirilirse ve okunmuş zeytinyağı ile bu sürede hasta ara ara vücudu baştan aşağı yağlanırsa şifasına kavuşur bir iznilla. 15. İsmi F harfi ile başlayan ve vücudunda kırgınlık, yorgunluk, uyuşukluk yaşayan kişiler devamlı bu sureyi okumakla meşgul olurlarsa bu sıkıntılara bir iznilla kalmaz. Allah halen biz sevap. Bu yazının tamamına açıklamalar kısmındaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.